Türkiyə sülh məramları, Türkiyə daha doğrusu hərçiləri Azərbaycanda daha çox hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqlar? Bu barədə sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır və ötən bir ilə də nəzər yetirək. Eşidirik sizi Erdoğan Bey. Teşekkür ederim. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 44 günlük bir savaştan sonra Karabağ'ın tekrar Azerbaycan topraklarına katılması sonucunda biliyorsunuz yapılan oradaki anlaşma 5 yıllık. Yani Rus kuvvetlerinin bulunma tarihi 5 yıllık. O nedenle orada biliyorsunuz barışın sağlanmasında hem Türkiye hem de Rusya birlikte hareket edecekler ve bu nedenle bu yıl 5 yılın 2 yılı daha doldu. Yani arada aslında 3 yıl daha var. Yani Azerbaycan'ın lehine olabilmesi için her şeyin Türkiye'nin elinden geleni yapması lazım. Onlardan biri de burada bulunan Azerbaycan'da bulunan askerlerin tezkerelerinin uzatılması. Bu yapıldı. Yani özellikle biliyorsunuz Adam'da bulunan müşterek karargahın çalışması ve bu çalışmanın sonucunda daha iyi barışa götürme konusunda işlemlerin yapılması. Biliyorsunuz çok açık bir şekilde hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Ermenistan'ı bırakmak istemiyor. O yüzden ikili arasında mücadele var. Bu mücadelenin sonuçlarını görüyoruz. Biliyorsunuz hemen Soçi'de malumunuz üçlü toplantı yapılmadan bir gün önce Han kentinde taşnak gruplarının yaptığı işlemleri biliyoruz. Yani bu nedenle orada Türk askerinin bulunması Azerbaycan'ın isteği doğrultusunda. Bizim tamamen isteğimiz tamamen Azerbaycan'a bağlıdır. Azerbaycan istediği takdirde kalır. İstemediği takdirde geri dönüş söz konusu olur. Ama bütün amacımız Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da lehine işlemlerin yapılabilmesidir. Bakın Nancy Pelosi geliyor, ondan sonra Azerbaycan'da kışkırtma yapıyor. Yani Amerika bırakmak istemiyor, Rusya bırakmak istemiyor. O nedenle bazı konularda istenilen ortam sağlanamıyor. Ama Soçi'de bu anlaşma daha iyi noktalara taşındı. Yani sınırların güvenliği konusunda anlaşma tekrar ortaya konmuş oldu. Fakat bunların devamı çok önemli. Devamı için işte biraz evvel de söylediğim gibi Azerbaycan, Türkiye beraber çalışmak zorunda. Biliyorsunuz ben nasipse inşallah yakında Azerbaycan'a geleceğim. Orada mümkün olduğu kadarıyla meydana getirdiğim dosyayı inşallah Sayın Aliyev'e ulaştıracağım. Burada benim yani bu konunun halli için fikirlerim var. Bizim Emekli Subaylar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin çalışmaları var. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Stratejik Araştırma Merkezi'nin çalışmaları var. Yani bizde 10 bin civarında subayımız var. Bu 10 bin civarımızda subayımızın çalışmasının sonucu olarak söylemek istiyorum. İnşallah bu konularda daha iyi bir noktalara erişeceğiz. Bakın biraz evvel işte sizler de gördüğünüz gibi su ihtiyatlarının azalması konusu bu küresel ısınmayla ilgili doğrudan biliyorsunuz. Türkiye'de de su ihtiyatları azalma konumunda sıkıntılar var. Yani bentler, barajlar neredeyse boşalma noktasına geliyor. Bunun bir sebebi de bakın savaştır. Yani küresel ısınmaları en çok tetikleyen savaştır, patlayan bombadır, patlayan füzedir, patlayan cephaneliktir. Yani düşünün Ukrayna'daki bir savaş başka yerlerdeki yağışı azaltıyor. Onu söylemek istiyorum. Yani bütün bunları, bütün dünyayı devamlı surette topluca düşünerek halletmemiz gereken işler var. Yani ben bu konuda şunu söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, çok önemli. Daha Cumhuriyet kurulmadan benim İzmir İktisat Kongresi'nde söylüyor. Diyor ki siyasi ve askeri zaferler iktisadi zaferlerle taçlanmadıkça o zafer sayılmaz diyor. Yani burada da şimdi Azerbaycan görüyorsunuz 44 günlük bir mücadelenin sonunda bir başarıyı elde, çok büyük başarı elde etmesine rağmen görüyorsunuz devamlı bozmak isteyen ülkeler var. Bunun da başında biliyoruz İran geliyor. Çünkü Ermenistan'ı kaybetti
isteniyor. Malumunuz başında İran'a da hiç olmazsa acaba bu senelik efendim hiç olmazsa gaz alabilir miyim diye gitti. Yani bunları iyi değerlendirmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Bir şekilde barışın sağlanması için Ermenistan halkının da bir şekilde doğru düşünebilmesi için hareket etmek lazım. Yani örnek veriyorum, birkaç sene efendim Azerbaycan bir şekilde Ermenistan'a gaz verir ama onun sonucunda Zengezur koridoruyla ilgili bütün sorunları çözebilir. Onu söylemek istiyorum. İnşallah bunlar sağlanacaktır.